Ala Resulüne Muhammed'in salatu. Bu mektubattan bir mektup okuyacağız. Risale-i Nur bu vatan ve millete ne kazandırmış? Şu işi vatana söyleyeyim. Kazandırdı ve millete kazandırdı. Fakat biri bir şey sordu da bunu beraber bir mütalaa edelim. Mesleği nur eden bir yer. Birisi sordu. Ben de gene külliyetten bir cevap verdim ama doğru mu verdik, yanlış mı abi? Bununla bir müzakere edelim bu arada sürede. İlemi Yel Aziz. Tevfik-i ilahi refiki olan adam tarikat berzana girmeden zahirden hakikate geçebilir. Evet, Kur'an'dan hakikati tarikatı tarikatsız feyiz suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Ve keza maksudu bizzat olan ilimleri ulum-u âliyeyi okumaksızın ihsan edici bir yol buldu. Seyr-ü seyr olan bu zamanın evladına kısa ve selamet bir tariki ihsan etmek rahmeti hakimenin şanındandır. Şimdi sual şuydu. Şimdi metinde dedi ki tevfik-i ilahi refiki olan adam tarikat berzana girmeden zahirden hakikate geçebilir. Zahirden hakikate geçmenin şeyi neymiş? Allah'ın tevfiki. Refik arkadaş demek değil mi? Allah'ın yani tevfik-i ilahi. İlahi tevfik. Tevfik ne demek? Yardım. Lügatta, lügat manasıyla. Tevfik-i ilahi o kimsenin arkadaşı olan kimse adam zahirden hakikate geçebilir. Bu tevfik-i ilahi ne demek yani? Allah'ın tevfiki. Şimdi buna bir atıf. Bakalım doğru mu atfettik? Abi. Şimdi bir atıf var bir de atış var abi. Bakalım. Abi şurada. Aslı yeri bulamadım ya. Allah'ım. Çok ilginç ama. Sayfa 50. Neyi 50 ama? Kitapta söyle. Mesnevi Nuriye. Tevfik-i ilahinin refiki olması ne demek? Bunu üstattan bakacağız. Ondan sonra kendimize tatbik edelim buna. Nasıl biz de zahirden hakikate geçeceğiz? Veya geçtiğimiz durumlarda o tevfiki fark edebiliyor muyuz yani? Bunu üstattan bakıyoruz. Yani tevfik-i ilahinin refiki olması ona ne demek yani? Malumdur ki insan hasbel kader çok yollara sülük eder. Ve o yolda çok musibet ve düşmanlara rast gelir. Bazen kurtulursa da bazen de boğulur. Ben de kader-i ilahinin sevkiyle acık bir yola girmiştim ve pek çok belalara ve düşmanlara tesadüf ettim. Fakat az ve fakrımı vesile yaparak Rabbime iltica ettim. İnayet-i ezeliye beni Kur'an'a teslim edip Kur'an'ı bana muallim etti. Muallim yaptı. İşte Kur'an'dan aldığım dersler sayesinde o belalardan halas olduğum gibi nefis ve şeytan ile yaptığım muharebelerden de muzafferen kurtuldum. Şimdi tevfik-i ilahi refiki olması ne demekmiş? Şuradaki ifadeye göre ve külliyetin genelinde ve laikalarda baktığımız ifadelere göre aziyet ve fakriyet bilmekmiş abi. Aziyet, fakriyet bilmek, hani ben gariban adamım, acizim, fakirim, cebimde para yok, bu değil. Peki ne? Bu kader risalesine hatvelerde bir cümle var. Kemali ne? Kemalsizlikte mi? Aziyet ve fakriyet bu abi. Kemali ne? Kemalsizlikte bilmek. Şimdi 6000 sayfa Risale-i Nur eseri var. Marifetullah ve muhabbetullah'tan bahsediyor. Ve de Üstad Hazretleri Kur'an-ı Kerim ve hadisten sonra Risale-i Nur Sertaç-ı Evliya'dır diyor. Böyle bir eser yok yani. Ve de o kadar Risale'ndeki yüzden fazla din tılsımı var ki bu Risale'nin eliyle açılmış yani. Allah bir anda bu işleri nasıl yapıyor? Kader meselesi. Mesela kader meselesini Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri içinde bir kişi izah etmiş. Sadı Taftazani. O da ancak havası anlatabilmiş. 40-50 sayfada abi. Onun 40-50 sayfada havası anlattığını Üstad Hazretleri 6-7 sayfada net böyle anlaşılacak bir şekilde anlatmış. Başka kimse yok mu? Yok abi. Sırf Sadi. Hatta Üstad Hazretleri ifade ediyor ne? Bu kelam ilminde münazarayı kelami olarak kalmış. Noktayı koyamamışlar yani abi. İmam Rabbani'de falan bahsetmiyor abi bu şekilde.
Yani net bir izah yok. Herkesin anlayacağı şekilde yani. Kader mevzusu ondan şeyde. Kelam ilminde münazara olarak kalmış yani. Net bir şey yok. Abi. Neye inanmışlar abi bu adamlar? Kadere. İşte demişler ki kafası almadığı yerde ya zorlama yorumlara gitmiş Mutezile gibi veya Cebri gibi veya o diğer kaderi fırkalar gibi zorlama yorumlara gidilmiş. Harici olmuş, mücessim olmuş veyahut da kabul edin gitsin yani. Nakli olarak kabul etmişler yani. Yani kabul neyi kabul etmiş abi o zaman? Kaderi yani. Yani izah noktasında tam net bir izah yok yani. İzah edemediği şeyi nasıl kabul İşte etmiş? Onu derste anlatacağız abi. Şimdi bizim dersimiz abi tevfik ilahi refik olan adam var. Ya da Murat abi talep olmamış olabilir mi? Talep var abi. Çünkü münazara olmuş çok yani. Ama havası da bu. Biz de o ders geldiği zaman müzakere edeceğiz abi. Sorun cevaplı yapacağız. Şimdi Risale-i Nur 100'den fazla din tılsımını halletmiş. Bunlardan biri de kader. 24. mektup, 29. söz, haşir meselesi. Bütün ulema-i İslam nakli olarak anlatmış, akli olarak anlatamamış abi. Haşir ayrı, haşr-ı azam ayrı. Haşir, dağılan şeyin tekrardan toparlanması, anlık, saniyelik, dakikalık, günlük, saatlik, aylık, senelik haşir var. Haşr-ı azam bir kere olacak. Haşr-ı azam daha olmadı yani. Haşir oluyor sürekli. Haşir anlatılmış. İmam Gazali Hazretleri'nin kitabında anlatılıyor. Yunus Emre Hazretleri anlatmış, Gazali Hazretleri anlatmış. Yani haşir anlatılmış da haşr-ı azam. Şimdi bunun gibi meseleler Risale'de izah edilmiş. Şu cümleyi anlatmak için bunları söylüyoruz. Kemalini kemalsizde bilmek. Arziyet ve fakriyet bilmek ne demek yani? Şimdi böyle 100'den fazla din tılsımının açılmış olduğu bir eser var. Tarihte eşi benzeri yok abi. Üsa Hazretleri diyor ki Cenab-ı Hak bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını ince bir sap ile koca bir kavunu çıkardığı gibi benim gibi aciz, fakir, zayıf bir adamdan böyle bir eseri çıkarması onun ilminin, iradesinin, kudretinin delilidir diyor. Aziyet ve fakriyet bu. Kemalini kemalsizlikte bilmek. Aziyet, fakriyet bilebilmek için ortaya kemal lazım abi. Kemalat koyacaksın yani. Çok hizmet edeceksin, çok faaliyet, hareket yapacaksın. Çok ders çalışacaksın. Çok insanlara noktayı sınat olacaksın. Orada aziyetini farkına edileceksin yani. Kemalini kemalsizlikte bilmek bu. Şimdi ya, başa dönelim. Sokaktaki bir adam ben acımı biliyorum. Hakikaten aciz ama aciz olduğu için aciz. Aciz olduğu için yani lügatıyla aciz yani. Yani şey yani hakikaten kötürüm, felç, parası da yok, fakir. Evet. Hasta acizim. O değil. Meziyetin olduğu halde aciz. Ortaya bir şey koyacaksın. Ortaya bir şey koyacaksın. Mesela demin bugün izledik. Yani muazzam bir çalışma yani. İstifade etmek isteyene müteveccüh olduktan sonra istifade, herkes derecesine göre istifade edebilir. Yani burada diyelim ki o dersi hazırlayan kemalsizliğini bilecek yani. Ben nasıl bunu böyle yaptım, nasıl böyle çalıştık, nasıl şöyle oldu, işte 7 aydır çalışıyorum. Abi o adamın da, yani, o adamınki de abi, şimdi kafama takıldı da, o sizin bahsettiğiniz adamın da kusuru ne? Adam aciz. Ya o konu o değil ama, o ayrı bir şey abi. Yani o lügatı yani. Hamd ve şükür ama. Hani demek istedim, o manada aziyet, fakriyet bilmek demek değil abi biz yani. Biz ne yapacağız? Derslerimize çalışacağız. Bak şimdi bir cümleyle cevap vereyim. Felçli, fakir, hasta bir insanın acizliğini idrak ve bilmesinden başka yolu yok. Evet. Çıkmaz bir cadde bu. Evet. Fakat sihatli, servetli böyle. Mesela şöyle diyeyim. Murat şu anda ilim şeyim var. Yani bunun kendisini sihatli bilme yolu da varken bu yolu tercih etmesi. Bu bir tercihtir. Onun tercihi yok. O geri mecbur yoktur. Murat'ın öyle değil. Anladın? Hani o acizliğin, fakirliğin bilmesi zaruridir zaten. Zaten o değildir yani. Acizliğin bilmek o değildir. O değil yani. O zaten zaruri. Ama siyahlıyken aciz bilmek. Şükür ve hamdtır yani abi. Evet, tamam. Tevfik-i ilahi, refiki olan adam tarikat berzana girmeden hakikate hemen zahirden hakikate geçebilir. Tevfik-i ilahinin refiki olması ne? Aziyet ve fakret bilmek abi. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ı görmüş. Bütün beşer içinde bir kişiye mazhar olmuş. Bu dünya gözüyle ehadiyetine ve kelamına, rüyetine mazhar olmuş. Demiş ki Subhaneke ma arafnake 11. sözde geçiyor. Ben seni hakkıyla bilemedim demiş. En zirve. En zirvede en aciz abi. En fakir yani. İşte Ünsal Hazretleri böyle bir eser var değil mi?
Şimdi tevfik ilahinin refiki olması bu. Peki bunun tersini düşünelim. Mesela buna örnek abi İbn Sina ve Farabi'dir. İbn Sina ve Farabi o kadar zekavetleri önde oldukları halde tevfik ilahi refikleri olmadığı için ne olmuşlar? Boğulmuş yani. Sıradan bir mümin olmuş yani. Onu da vermeyenler olmuş yani. Hatta bir rivayete göre İmam Gazali Hazretleri demiş ki abi İbn Sina ve Farabi üç meselede kafir, 17 meselede ehli dalalet oldular demiş yani. Böyle bir nakil yapmış abi. Yani arkalarından gidilmesin diye o kapıyı kapatmış yani. Ama Üstad Hazretleri demiş ki sıradan bir mümin olmuşlar yani. Ancak. Peki niye öyle oldular? Tevfik, Allah'ın yardımı onlara refik olmadı. Arkadaş olmadı. Üstad Hazretleri demin okuduk. Ben de böyle yollara girdim dedi. Değil mi? Tam sıkıştığım anda azimi ve fakrımı şefaatçi yaptım, vesile yaptım. Bunu külliyatın genelinde görür. Bu lahikalarda abi mektuplarda da bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Risale-i Nur'daki esaslara bir kimse mazhar olsa, daha önceki derslerde çok anlatmıştık. Şunlar oluyor abi. Yani bir nur talebesi aziyet ve fakriyet bilmesi ne demek? Esas ve düstura uyması demek. Bu da inayet, iltifat, ikram, rahmet, adalet, bir de tevafuk. Sana bir şey diyebilir miyim? Şimdi abi bir kimse Risale-i Nur esas ve düsturlarına uysa Murat abi, bunlara mazhar oluyor Hasan abi. Şey. Şu altısına mazhar oluyor. Ne oldu? Ne, tevfik, ne dedin? Tevfik-i ilahi, refiki olan bir nur talebesi. Yani esaslar ve düsturlarla donanmış bir kimse. Şunlara mazhar oluyor. İnayet oluyor, iltifat oluyor, ikram oluyor, rahmet oluyor, adalet oluyor, tevafuk oluyor. Ben nur talebesi miyim değil miyim? Bunun ölçüsüne şunlara mazhar olman nispetinde diyebilirsin ki ben nur talebesiyim. Yani bir inayete mazhar oluyor musun? Bir mazhariyetin var mı yani? Bir ikram oluyor mu? Bir tevafuk oluyor mu? O zaman diyebiliriz ki ben talebeyim. Bana sorma ya, ders o yapıyor. Evet. Önemli ama bu şey zanın, hüsnü zanın vasatı diyebilir miyiz aciz vefa? Aa güzel. Zan geldi ya. Tamam. Hatırladım ya. Yazabilir miyim? Doğru. Rahmet vasatı bu. Hüsnü zanın vasatı bu. 4 tane de 6 oldu abi. Tamam. İyi abi. Soruyordu da 6 tane de genel bir bakmıştık öyle mi abi? Yani kodlarsak iyi iltifat da görmüyorum. 3 tane iyi var. Bir de rad var abi. İnayet, iltifat, ikram, rahmet, adalet, tevafuk. İyi, rad. Şimdi tevfik ilahi, refiki olan bir nur talebesi. Bunlara mazhar olur yani. Zahiden hakikate geçer. Tevfik ilahi, refiki olan abi zaten. Tevfik ilahi, burak. Refiki olan abi. Burak diye geçiyor. Miraç vasıtı Burak. Burak diye olmasın. Aziyet ve fakretini bilmek olduğunu ne de bilmek o zaman akrebet. Külliyetin genelinde abi bir de okuduğumuz üstad aziyet ve fakret demiş. Hatta Mesnevi Nure'de bir ilan var. Bir insan azini ve fakrını bilmiş olduğu nispette Cenab-ı Hakk'ın o kimse olan yakınlığı ziyadeleşir diyor. Mesnevi Nure'de böyle bir ilan var. Yani aziyet fakret zemin oluyor. O zeminin üzerine efsaf-ı ilahiye o kişinin aleminde İnkişaf ediyor, imsal ediyor yani. Zaten külliyatın aziyet ve fakriyet olmayan risalesi yok. Yani Allah'ın tevfiki, onun refiki olacak kimse. Nasıl olacak bu? Aziyet ve fakriyetle olacak yani. Aziyet, fakriyet oldu mu? Yani azini fakriyete bilmek, onu da söyledik. Yani ben acizim, fakirim, üstü başım perişan, saçım dağınık, ondan sonra param yok. O değil yani abi. Kemalini kemalsizlikte bilmek yani. Aziyet ve fakri. Ortaya bir eser koyarsın. Mesela o esere sahiplenmemek. Yani Allah nasıl tavuktan yumurta yapıyor, arıdan bal yaptırıyor, ipek böceğinden ipek yaptırıyor. Sen de esbab olarak kullanıyor, o işi yapıyor. Aziyet ve fakret bu yani. Şimdi ben hiçbir iş yapmıyorsun. Ne ders okuyorsun, ne kitap okuyorsun, ne derse geliyorsun, evet, ne dershane hizmetleriyle uğraşıyorsun. Ben azizim, fakirim. Öyle olmaz yani. Kusurlar üzerine olup kemalatı Cenab-ı Hakk'a. Azine ve fakrini en fazla nasıl bilebilirsin? Çok hizmet yaparak bilebilirsin yani. Çok faaliyet hareket, çok ders çalışarak, çok insana nokta isnat olarak tabii yapabilirsin yani. Şu anda bazı işte biz onu biraz ters anlıyoruz yani. Evet. Sadece lafını etmek. Kemalini kemalsizlikte bil. Yani ortada kemal olacak yani abi.
Kemal olacak. Kemalsizliği bileceksin orada yani. Bak çok önemli. Kemalenin kemalsizliği. Şeye benzedi. Dertler bana derman imiş. Evet abi çok benziyor. Çok benziyor değil mi Murat? Evet abi. Bak kemalini kemalsizlikte. Sıhhat belası da aynı ve, şey. Sıhhat belası veya dertler bana derman. Zıt, aslında zıttı göstermek için zıt. Peki şimdi diyelim ki tamam azimizi fakrımızı bildik. Bu kimse Allah'ın refike. Refike. Arkadaş oluyor. Peki ne oluyor arkadaş olunca? Tarikat berzana girmeden zahirden hakkada geçiyor. Şimdi tarikat ne demek? Tarikat yani lügat manasıyla işte yok. Kalbi olarak inkişaf etmek. Kurbiyet vaat eden. İşte manaya intikal etmek, feyze intikal etmek. Eskiden mesela ehilleri varmış. Cenab-ı Hak o zaman insanına mahsusmuş. Yani adam gidiyor mesela kimisi 5 senede, kimisi 10 senede, kimisi 20 senede, kimisi 30 senede bir şekilde geliyor yani. Yani tarikat demek üstadımızın ifadesiyle hakaiki imani ve Kur'an'ı şuhudi bir mazhariyet. Bizzat onu hissetmek, zevk etmek, kendi aleminde canlı olarak yaşamak. Tarikat buymuş yani. Miracı Ahmedi'nin gölgesinde yani. Say etmek bir nevi sünnet-i seneye uyarak o bilmiş olduğu hakikati canlı olarak kendinde müşahede etmek yani. Mesela bugünkü ders diyebiliriz yani. Tarikatın en önünde dersi yani. Suretten hakikate geçmek. Zerden hakikate tamam. Geçmek. Tarikatta bir süre var yani. Adam mesela zikir çekiyor ya. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. 3000, 5000, 10000, 20000 zikir çekiyor yani. Zikir çekerek yani bu derslerin, Risale-i derslerinin vermiş olduğu manaya intikal edecek yani. O beklediği süre tarikat o yani abi. Yoksa gidip nakşi olmak, kadir olmak o manada değil yani. O beklenilen süre yani tarikat abi. Bekliyor ama aziyet ve fakriyet bilince Cenab-ı Hakk'ın tevfik-i ilahi sana refik olduğu için beklemiyorsun, direkt hakikate geçiyorsun. Bunun en zahir misali bu derste mana ismi de mana harfiye geçmek işte. Aynı zahirde hakikati görmek. Değil. Aynı zahir içinde hakikati görmek abi. Bunun da en önemli şeyini aziyet ve fakriyet bilmek yani. Allah'ın tevfik-i ilahi refik olması. Yani bu bizim burağımız mı oluyor abi? Burağımız oluyor evet. Yani bir anda şefaatçi diyebiliriz, burak diyebiliriz. Evet. Bu manalar şey yapabiliriz yani. Zahirden hakikate geçiliyormuş yani böyle. Aziyet ve fakriyet bilince işte örnek olarak müşahıs örnek. İbn-i Sina, Farabi bak zahirden hakikate geçememiş, zahirde kalmış yani. Niye? Allah yardım etmemiş. Madem çok zekisin, kendine vücut rengi veriyorsun, hadi bakalım yani. Orada kalmış yani. Allah'ın yardım etmemesinin sebebi de aciz ve fakir anlayamaması. Peki niye böyle? Seyrü seyir olan bu zamanın evladına, seyrü seyir olan bu zamanın evladına kısa ve selamet bir tariki ihsan etmek rahmet-i hakiminin şanındadır. Nasıl maddi noktada teknolojik gelişmeler var. Eskiden bu Afyon'dan İstanbul'a gitse belki 6 ayda gidecekti. Şimdi vasıtalar da çok. Bir motorla git, uçakla git. Gemi var mı abi? Kısmen var. Gemi, kısmen gemi var. Gemiyle git. İşte helikopterle git. Yani vasıta da çok. Cenab-ı Hak bu asrın insanına ikram etmiş bunları yani. Şimdi maddiyatta böyle olduğu gibi maneviyatta da bu kanun cariymiş abi. Cenab-ı Hak onu burada da işletmiş. Şimdi eskiden nakşiyle hakikate giderdi. Nakş tarikatıyla, Kadiri tarikatıyla, Rufai tarikatıyla, Mevlevi tarikatıyla değil mi? Cenab-ı Hak şimdi onların 12 tarikatın hülasası risalını çıkarmış abi. Evet. Yani, hani bisikletle, motorla gidiyorsun İstanbul'a gidebilirsin ama çok sıkıntı çekersin. Bir de helikoptere binmek veya hızlı trene binmek, bir de öyle gitmek var. Daha rahat, daha kolay yani. Hakikate daha rahat ulaşılıyor, daha kolay ulaşılıyor abi. 12 tarikatın hülasası istat ve kabiliyetine göre yani. Zaman tarikat zamanı değil. Üstad Hazretleri demiş, hakikat zamanı tarikatı yasaklamıyor. Zaman, o değişken bir kavram. Zamanı gelince olabilir mi? Olabilir. Mesela Risale-i Nur'da tarikat risalesi var. 29. lemada geçmiş. Ondan önce Nur talebelerinin mazhar olduğu inayetler, ikramlar, iltifatlar anlatılmış yani. Öyle bir zaman gelebilir ki yani ard arda geldiği için o iki risale bir noktayı nazar diyebiliriz yani. O hakikatlara mazhar olan bir kimse kalbi işletebilir yani. O tarikatın hakikatini kendine gösterebilir yani münasebet kurduğum zaman. Zaman tarikat zamanı değil, hakikat zamanı. Üstad Hazretleri yasaklamamış yani. Ama zamanı değil. Bunu şöyle de diyebilir miyiz? Zaman İstanbul'a giderken yayın gitme zamanı değil. Yani yasak değil,
Ama yayan gitme zamanı değil. Yani bu kadar vasıta varken yani. Bu kadar vasıta varken. Mesela diyebiliriz zaman bakkal zamanı değil süpermarket zamanı. Şimdi bakkalı yasakladım mı ben? Yasaklamadım. Ama zamanı değil. Çünkü niye? Bakkal ihtiyaca cevap vermiyor tam yani. Süpermarketler ihtiyaca cevap veriyor. Çünkü asır gelişmiş yani. Bir insan diyor ki zaman motosiklet zamanı değil. Araba zamanı. Motosikleti yasaklamıyor ama bulunmuş olduğu yerde motosiklet kullanmak tehlikeli yani. Taşlık, dağlık bir sürü sıkıntıları var. Mesela buz gibi hava nasıl gibi şey? Evet. Zaman tarikat zamanı değil. Hakikat zamanı. İşte denmesinin bir hikmeti zamanla alakalı. Şimdi bundan çabucak intikal edebilir. Yani niye böyle olmuş? Seri üst seyir olan bu zamanda bu kanun maddiyatta işlemiş olduğu gibi maneviyatta da cari olmuş abi. Şimdi hakikate hemen ulaşmanın şey baş taraftaki cümleye geldik. Tevfik-i ilahinin refik olması. Tevfik-i ilahinin refik olmasına aziyet ve fakriyet. Aziyet ve fakriyet ne demek? Kemali ne? Kemalsizlikle bilmek. Ortaya kemal koyacağız yani. Çok çalışacağız. Çok hizmet edeceksin. Çok faaliyet hareket yapacaksın. Kemal. Allah yapıyor bunu. Allah istidam ediyor yani. Kemalsizlik bize. Biz inayet altındayız. İstidam olunuyoruz. Birisi bizi hizmet ettiriyor. Değil mi? Birisi bizi sevk ediyor. Biz, bu manalar azı ifade. Biz kemalsiz görmeyeceğiz ama değil mi? Mesela biz hizmet edeni kemalsiz görmeyeceğiz. Hizmet eden kendisini kemalsiz görecek. Tabii kendimizi göreceğiz yani. Evet. O fazilet oluyor abi. Evet. Biz de görmeyeceğiz yani. Evet. Ya sen ne yapıyorsun ki falan canım demeyeceğiz yani. Mesela diyor ki işte bir... Süleyman abinin meziyeti var, fazileti var. Nedir o? Çok hizmet yapıyor yani. Çok kimseyi işte getirmiş, istifade etmesine vesile oluyor. Bu bir meziyet, fazilet. Niye başkası olmadı o oluyor? O ona vermiş yani. O şimdi orada ki... görmeyecek. Yani biz onu öyle görmeyeceğiz. O kendini öyle görecek. Şimdi Vural ile ilgili tamam. Varsa yani gittiyse şimdi kemalin kemalsizde kudretini arzda kemalsizin farklı bir mektedir. Evet. Yani hep Cenab-ı Hakk'ın kudretini görmek, işte kendi fakirliğini görmek, onun zenginliğine intikal etmek abi. Bu manalar yani. Tevfik-i ilahinin refiki olması bu. Kemalin kemalsizliği yani. Şimdi böyle bilen kimse maneviyatta çok çok kısa hemen terakki eder yani. Evet, o aynı. Çok kısa yani. Evet. Çünkü kısa. Kendine vücut rengi vermiyor. Kendine vücut rengi veren ademe düşüyor. Abi. O şeyi bir daha okur musun abi? Kemal'in kemalsizlikte atfını o şeyde hatlarlar diye kısmı. İzzet sayfalarındaki yeri mi? Elideki yeri mi? Hatlarlarda bir şeydir. Zemanı okur musun abi? 478'de var. Kemal'in kemalsizlikte kudretini acize, günahsını farkında bilmektir. Kemal'in bir daha okumuşsun. Kemal'in kemalsizlikte kudretini acizde günahsını farkında bilmektir. Onu nasıl ait farkladığını üç şeyi ifade ediyor. Bağladın abi. Üç tane kelime. Üç tane bak kemalini kemalsizlikte. Kudretini acizde günahsını fakırda. Fakırda. Bilmek. Yani şeye dedin ya ait farkını anlamak ne demek? Kemalini kemalsizlikte bilmek dedin ya. Oradaki ifadeni nasıl çıkarttın onu abi? Nasıl bağladın Kemal ile kemalsizliği? Aziyet ve fakriyet mi? Ha. Yani o ifadeden nasıl bağladın onu? Azıcık açar mısın abi? İşte birinci cümlede Kemal'i kemalsizliğe bilmek ne demek? İşte örnek verdik. Üstte doğru örnek. Kudretini acizde diyor. Yani Kemal acizini şey göstergesi Kemal'i kemalsizliğe demiyor ki oradaki ifade. Yok. Aziyet ve fakriyeti hisseden insan kemalsizliğini kabul ediyor. Kemalsizliği de onu koşturttuğunu, yani ondan zemin olmasa sebebi kemal gözüküyor. Aziz ve fakriyeti bilmek olduğunu nerede söylüyor ki? Birebir ifade mi? Evet. Yani birebir ifade işte külliyatın genelinde geçiyor yani. Yani öyle birebir hani tutturalım şöyle değil de. Nefsinde aciz fakriyeti. Yani o manada çok ifade. Şimdi ben hatırlamadım şu an ama. Dördüncü atfe. 26. Okudur yarar değil mi orası? Üçüncü atfı mı? Üç bak. Bak orası. Hatta enteresan bir şey abi. Şimdi bu zehir dört hatve iki yerde var Risale'de. Çok önemli yani. Bir tarikat Risalesi'nin sonunda var. Bir de kader Risalesi'nin sonunda var yani. Niye peki iki tarafta var? Yani kader Risalesi'ne, tarikat Risalesi'ne baktığı zaman kemal-i iman sahibi
ehli huzur ise kaderden bahsedebilir. Bu da ehli tarikat yani. Kaderin tatbikini söylüyorum. Kaderin tatbikini. Evet, Allah razı olsun. El Fatiha.